Orhan Baba'dan girdik. Orhan Gencebay'dan girdik. Neden? Çünkü Orhan Eli Santral'le buraya bağlayacağız arkadaşlar. Orhan Baba sazına vuruyor. Ne diyor? Değer mi ya diyor. Değer mi ya? Değir mi saza vurgu olacak Kütahya'da Niğit'te çalışan termik santral. Hikayeye bakıyoruz. Orhan Baba neden dertli? Orhan Baba tabii Orhan Gencebay. Orhan Eli Santral'le vurgu. Sazına vurup değer mi ya diyor. Neye değer mi? Bakın burada hiç sikletleri aynı mı? Koca bir kangal köpeği ile bir tane tavşan bilek güreşi yapıyor. Hiç değer mi? Hiç adalet mi diye isyan ediyor. Sazının teline vuruyor. Tavşan da kangal köpeği bilek güreşi yapıyor. Tavşanlı termik santral'le vurgu. Kangal köpeği Sivas'ı hatırlatacak. Sivas kangal termik santrali. Bilek güreşi ise Tunç bileği hatırlatacak. Tabii tavşan bileğine güvenmediği için bak ne kadar da hırslı dişlerini sıkmış. Çayırların arasında bulduğu bir nalı eline alıyor. Koluna takıyor. Nal, Nallıhan. Nerede bulduğu? Çayırların arasında. Nallıhan'ın diğer adı Çayırhan. Ankara'dadır. Diğer adlar önemli. ÖSYM'e sorar. Tabii bu kangal köpeği birine ait. Kime ait? Sahibi te uzaktan kemeriyle bağlamış bunu. Kemeriyle bağlamış köpeğin boynunda kemeri görüyorsunuz. Kemer size Kemerköy'ü hatırlatacak. Muğla Kemerköy. Sahibi kim? Buraya yatmış. Somya'ya yatmış. Somya, Manisa Soma yatmış. Muğla yatağın. Elinde de çan. Müsabaka. Çan sesiyle başlayacak. Çanakkale. Kim bu sahibi? Seyit Ömer diye bir adam. Seyit Ömer diye bir adam Somya'ya yatmış. Manisa Soma yatmıştan yatağın. Müsabaka çan sesiyle başlayacak. Çanakkale ve köpeğini kemeriyle tutuyor. Kemerköy yine Muğla'ya vurgudur. Köpekte kangal. Sivas'a vurgu. Tavşan ne diyor? Tavşan o kadar hızlı ki ya sen boyuna posuna bakmadan bu köpekte nasıl burada bilek güreşi yapıyorsun? Diyor ki kazanan 3 torba kömür alır. Yani bu bilek güreşinin kazananı 3 torba kömür derken aha bak birinciye verilen kömür. 3 torba kömür 3. jeolojik zamanda oluşmuş. Linyite vurgudur. Bakın burada nasıl subliminal mesajlar veriyorum. 3 torbayı niçin söylüyorum? 3. zamanda oluşmuş. Kömür linyite vurgu. Kalori değeri çok yüksek değil bu arada. Tabii bu müsabaka tüm Türkiye'ye nasıl duyuruluyor? Afişlerle duyuruluyor arkadaşlar. Afiş Afşin Elbistan sıra dışı bir müsabaka olduğu için burada tüm Türkiye bundan haberdar olsun diye böyle bir afiş söz konusu. Bakın kaç tane termik santral arkadaşlar tek bir senaryoda bir araya getirdim. Dolayısıyla ÖSYM'nin sormayı en çok sevdiği konu başlıklarından biri olan termik santraller inanıyorum ki aklınızda kalacak. Hadi boş bir görsel üzerinden bir de tekrar yapalım mı? Ne sevenim var ne soran var. Şu Orhan Baba. Orhan Gencebay, Orhan Eli, Bursa Orhan Eli sazına vuruyor. Değer mi ya diyor. Sazına değer mi derken değir mi saz? Kütahya, Orhan Eli. Neye değer mi? Çünkü şurada bir tane kangal köpeğiyle bir tane tavşan ne yapıyor? Tavşan, tavşanlı kangal köpeği Sivas kangal bilek güreşi yapıyor. Tunç bileğe vurgu. Kazanan ne alıyor? Kazanan ödülü nedir? Tavşan ne diyor? 3 torba kömür alır. Yani 3. zamanda oluşmuş. Linyite burada vurgu yapıyoruz arkadaşlar. Ve tavşan bileğine güvenmediği için ne yapıyor? Çayırlar arasında bulduğu bir nalı bileğine geçiriyor. Çayırhan, Nallıhan. Köpeğin boynunda bir kemer var. Kemer, Kemerköy hatırlatacak. Şurada Somya'da uzanmış. Somya, Soma. Sahibi kim? Seyit Ömer diye bir adam. Köpeği kemeriyle tutuyor. Ömer Somya'ya yatmış yatmaktan yatağın elinde bir çan var. Çan sesiyle başlayacak. Peki bu müsabaka tüm Türkiye'ye nasıl duyurulmuş? Afişlerle duyurulmuş. Bu da Afşin Elbistan'a vurgudur diyorum. Ve Linyit'e dayalı termik santralleri burada bitirip bir başka videoya geçiyorum.